Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz ve hayırlı cumalar. Gençler diyeceksiniz ki Mücahit abi neden bunu böyle yaptın? Neden böyle bir saçma görüntü var karşımızda diyeceksiniz. Hemen sebebini açıklayayım. Gençler bu dekor amaçlı bunu bu seferlik koydum. Genç olan dünkü videomuza gelen yorumlardan bir tanesi ilgimi çekti. Dedim ki bunun videosunu çekeyim. Arkadaşlar Pet Shop'a gittiğinizde kuşu nasıl seçersiniz? Kuşu nasıl alırsınız? İster yavru ister çift olsun. Bugün bunlardan bahsedeceğiz ve sürpriz bir yumurtamız var. Kuşumuz yumurta yapmış. Boş mu dolu mu bakacağız. Bilmiyoruz zaten onu daha zaman değil. Şimdi arkadaşlar videomuzun asıl konusuna geçelim. Şöyle sarışınlarımız yukarıda, tepelimiz solda, aşağıda takımlar var. Takımların nerede olduğunu Allah bilir. Gencolar şimdi Pet Shop'a geldiğiniz zaman şöyle bir görüntü karşılıyor sizi. Zaten biliyorsunuz üst üste kafesler vesaire, her yerde kuşlar. Hani kuşu nasıl seçeceğiz? Arkadaşlar önemli olan şu tabii ki. Hangi rengi seçtiğiniz önemli. Fakat illa da o renkte ısrarcı olmayın. Mesela sadece beyaz istiyorsunuz. Beyaz kuş var ama kabarık. Arkadaşlar o kuşu almayın. Çünkü kurtarmanız zor açıkçası. Kalkıp da kimse kolay kolay hasta kuş alıp evde tedavi edemiyor. Ben size onu söyleyeyim. Çünkü hani bir acemilik olduğu için hani daha şöyle söyleyeyim size. Yumurtanın kaç günde çıkacağını dahi birçok arkadaşımız bilmiyor ki bu yüzden hasta kuş almayın diye bu videoyu çekiyoruz. Gençler şimdi ben takımlarımı nasıl alıyorum size onu göstereyim. Genel itibariyle arkadaşlar şöyle büyük dev bir salma olur, tamam mı? Ben o salmanın karşısına geçerim. Kesinlikle arkadaşlar renk ayırt etmem. Yani illem ki mavili bir çiftim olsun ya da illem ki işte nasıl diyeyim bembeyaz bir çiftim olsun diye diretmem. O arkadaşlar şöyle karşısında dururum. İzlerim gençler. İster 10 dakika geçsin, ister 20 dakika geçsin hiç sıkıntı değil. İlla ki arasında arkadaşlar onca kuşun arasında İlla ki bir iki çift eş tutmuş oluyor. Onlara eğer getirirseniz yavru almanız normal çift almanızdan daha kolaydır. Nedendir? Ben şimdi size bunu anlatacağım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Normalde bir çift getirirseniz yuvalı vesaire, bu kuşun yer değişikliğinden dolayı iyi bir ortamdan kötü bir ortama geçeceğinden dolayı arkadaşlar yumurta yapmama ihtimali var bir süre. Ama arkadaşlar siz gidip de koca bir salma kafeste, yani yuvaların takılı olmadığı işte 100 tane erkek 100 tane dişinin olduğu bir kafeste birbirini kaşıyan iki kuşu alırsanız arkadaşlar, onları o toplu kötü kalabalıktan alıp evinize yuvalıklı kafese attığınız zaman şansınız yüksek olur. Çünkü niye? Buradaki gibi iyi pozisyondan kötü pozisyona getirmiyorsunuz. Kötü pozisyondan iyi pozisyona getiriyorsunuz. Bu sizin yavru almanızda arkadaşlar çok büyük bir kolaylık sağlar. Dediğim gibi arkadaşlar hemen seçmeyin kuşunuzu. Hemen işte satıcı gelip, arkadaşlar satıcıların şöyle bir huyu vardır. Siz neye bakarsanız o güzeldir. Yani ben size şöyle söyleyeyim kendi bir anımı. Bundan 5 yıl önce limon alacağım vakit adam şöyleydi. Sarıya bakıyorum diyor ki sarının güzel yavrusu olur. Beyaza bakıyorum beyazın müthiş yavrusu olur. Ondan sonra işte Spangler'e bakıyorum onun efsane yavrusu olur. Adam böyle anlatıyor. Yani anlatabildim mi size gençler? Satıcıyı dinlemeyin. Şu anlamda dinlemeyin. Gidin çift alacak arkadaşlar işi kolaydır. Uzaktan şöyle izlersin arkadaşlar, tamam mı? 1 metre 2 metre uzaktan izlersiniz kuşunuzu. 10-15 tane 10-15 dakika sonra illa ki anlaşan bir çift bulunur. Ha arkadaşlar bu demek değildir ki yumurtalı kuş aldığınızda bu kuş evde yumurta yapmaz. Arkadaşlar onda da şöyle bir durum var. Yumurtalı bir kuş büyük bir ihtimalle eve geldiğinde yumurtaya yatmıyor. Böyle bir sorun var arkadaşlar. Kuşun ortamının değişmesinden dolayı yumurtaya yatmıyor. Ha illa ki arkadaşlar ben beklemek istemiyorum derseniz yavrulu çift alırsınız. Onlar eve geldiği zaman büyük bir ihtimalle yavruya bakacaklardır. Bakın bunu da unutmayın. Ama dediğim gibi en sağlamı, en iyisi hepsinin bulunduğu bir kafeste anlaşan iki kuşu seçip çıkartabilmek. Bunlar genellikle arkadaşlar birbirine yakın renklerde olan kuşlardır. Bunu da size söylemek istiyorum. Gençler şimdi takımların olayını anlattıktan sonra bir de yavruların olayını anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Üreticiler hasta ya da mesela nasıl söyleyeyim size kötü kuşların bazen kanatları dökülmüş olabiliyor. Kanatları kısa olabiliyor. Adam buna diyor ki yavru. Arkadaşlar bir muhabbet kuşunun yavru olduğunu anlamanın yolu şudur. Ben size onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar
Limonun bir anlığına bakın. Limonun anlığı sarı değil mi? Önceden siyahtı arkadaşlar. O ensesinin oraya giden siyah çizikler var ya gençler. Şöyle göstereyim. Öncesinden çenesine kadar geliyordu. Bu da onun yavru olduğunu gösteriyordu. Arkadaşlar bir muhabbet kuşunun şu sarı kısmından yani çene kısmı şu mor kısmından arkaya doğru o siyah şeyler silinir. Bu onun yaşını gösterir. Hemen şuradan bir yavru üzerinde size göstermek istiyorum bunu. Lütfen maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim maşallah diyenler ve like atanlar için. Arkadaşlar hemen şuradan bir yavru getirdim. Yavruların ortak özelliği şudur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunun kafa kısmı hep çizgi çizgi. Bu zaman geçtikçe azalacak arkadaşlar arkaya doğru. Bu onun yavru olup olmadığını gösteriyor. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim size. Her yavru muhabbet kuşunun gagası siyah olacak diye bir şey yok. Bu yüzden siyahlık olmasa da bu çizgilere bakabilirsiniz. Bu çizgiler kuşunuzun yavru olup olmadığı hakkında size müthiş bir bilgi verir. Eğer ki arkadaşlar bir muhabbet kuşunun çizgileri bu göz seviyesine kadar gelmişse yani bu limondaki gibi olmuşsa o zaman o kuş büyük ihtimalle bir yaşını devirmiştir. Oraya geldiğinde arkadaşlar 1,5 falan oluyor. Ondan sonra yaşı ayaklardan ve göz çizgilerinden falan anlıyoruz. Böylelikle arkadaşlar yavru seçiminde yaş tahmini yapmayı öğrendiniz. Peki arkadaşlar şimdi nasıl kuş almalısınız? Şimdi gördünüz tamam. Şimdi adamın dediği gibi kuşlar gerçekten yavru. Ya gagası siyah ya da böyle çizgileri tam çeneye kadar. Çene dediğimiz kısım arkadaşlar onu da hemen bir göstereyim size. Kuşun şurada iki delikli yeri var ya. O iki delikli şey arkadaşlar çene kısmı denir. O da ayrı bir şeydir. İşte oradan cinsiyet öğrenilir. Gencolar şimdi yavru kuşları gördünüz. Yavru kuşların karşısındasınız. Kuşu nasıl seçeceksiniz? Tabii ilk öncelikle arkadaşlar sevdiğiniz rengi, sevdiğiniz kuşu almak en doğal hakkınız. Fakat mesela şöyle söyleyeyim ben size. Şu renklerde bir kuş beğendiniz. Tamam mı? Bu kuşumuza da maşallah diyelim. Arkadaşlar öncelikle bakmanız gereken şey bu kuşun ayaklarında pütür pütür şeyler var mı? Yani şöyle söyleyeyim size. Hani el çatlar ya arkadaşlar. Kuşun ayakları öyle mi? Hani çatlak çatlak mı? Ondan sonra arkadaşlar kuşun bir burnuna bakın. Hani o çene kısmı dedik ya. Şurada iki noktalı bir yer var. İki delikli. Arkadaşlar oradan su geliyor mu? Ona bakın. Bu da ikinci şeydi. Ondan sonra gençler yapmanız gereken şeylerden birisi de bir poposunun altına bakın arkadaşlar. Poposunun altında dışkı yapışmış mı? Bu da çok önemlidir. Bir şey daha vardı. Onu da söyleyecektim. O neydi ya? Aklıma inşallah şimdi gelir de video esnasında onu da söylerim. Bir etken daha vardı. Neyse arkadaşlar ben o aklıma gelince söylerim. Bunlara kesinlikle kesinlikle dikkat edeceksiniz. Kesinlikle arkadaşlar bir de kanadı kesik kuş almayın. Hani kanadı kısa diye adamlar diyor ki işte yok diyor o yavru. Arkadaşlar bir kuşun kanadı kesik olduğu zaman yavru olmaz. Mesela tüyleri, kanatları tam olan bir kuş alın. Eğer durduk yere bir kuşun tüyleri, kanatları yoksa ya büyük ihtimalle o ilk tüye girmiştir. Yani 4-5 aylık olmuştur. Artık eğitimi biraz daha zorlaşmaya başlamıştır. Ya da arkadaşlar kuşta bir sakatlık var o yüzden tüyleri kesiktir. Bakın buna dikkat edin. Kesinlikle kabarık kuşu da almayın. Dedikten sonra bu görüntümüzün amacı buydu gençler. Nasıl çift alacağınızı, işte nasıl tek ya da yavru kuş alacağınızı size söyledik. Arkadaşlar eğitmek isteyenler şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Eğitmek için kuş alacak olan kişilere. Arkadaşlar biz zamanında erkek aldık herkes gibi. Ama şu anki aklım olsaydı erkek bir limon yerine dişi bir limon almayı tercih ederdim. Peki bunun sebebi ne? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Hani böyle bir atasözü var ya. Oğlun olur ele gider kızın olur. Nasıldı o ya? Neyse o şu anda tam aklıma gelmedi de Dede Korkut'tan bir şeydi o. Şimdi derste güzel, geçen hoca bize söylemişti. Ben de size satacaktım olmadı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Dişi bir evcil kuşunuzun olması erkek bir evcil kuşunuzun olmasından daha iyidir. Peki sebebi ne kardeşim? Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar bir zaman eğiteceğim diye aldığınız kuşa bir sene sonra %90 kişi arkadaşlar yanına eş alıp yavru alma derdine düşüyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Evcil muhabbet kuşunuz dişi yabani muhabbet kuşunun yanına giderek sizi satabiliyor. Bakın bunu size söyleyeyim. Hani dişi erkeğin yanına gelmiyor. Erkek de sizin yanınıza gelmiyor. Böyle bir durum oluyor. Bu yüzden arkadaşlar ama eğer ki aldığınız yavru dişi muhabbet kuşunu siz kendinize alıştırırsanız ve 1-2 yıl sonra erkek alırsanız arkadaşlar dişiler daha böyle nasıl söyleyeyim size vefalı oluyor arkadaşlar. Hani bir yabani başka bir kuş gelince hani sizden gidip ona gelmiyor. Hani öyle bir şey var. Yani ne oluyor? Yabani erkek kuşu arkadaşlar size çekiyor.
Kuş parmağı alışık olmasa bile dişi sizin parmağınızda olduğu için yabani erkek de sizin parmağınıza geliyor. Ne oluyor arkadaşlar? İki tane evcil kuşunuz varmış gibi oluyor. Ve yavru da alabiliyorsunuz. Ama evcil erkeğiniz olsaydı arkadaşlar iki kuşu da unutun. Erkeğin de arkadaşlar evlilik seviyesi azalıyor gün geçtikçe. Eğer ki ilgi göstermezsiniz. Bu arada fıstığımız da arkadaşlar mamaya bir dalmış görüyorsunuz. Şuradaki arkadaşlar çıkarttığımız yavru mu diye baktığımız kuşumuz aynı fıstık gibi geliyor. Bu arada onu da söyleyelim. Diğer yavrusu da aynı limon gibi geliyor. Zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar limon bu dişinin babası yani kocası. Ayırmamızdaki sebep arkadaşlar kavga etmesinden dolayıydı. Bunu da kanalımıza abone olmamış ya da ilk defa izleyenler için söyledik. Gençler biliyorsunuz ki bu takımımız iki seferdir bize boş yumurta veriyor. Tekrardan yumurta yaptılar sağ olsunlar. Umarım bu kuluçkaları dolu geçer, güzel geçer. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Benim nazarımda popo tüyünün çok uzun olmasına ben bağlıyordum. Popo tüyünü kestim. Artık nasip deyip bakacağız. Umarım ki 4-5 gün sonra baktığımızda yumurtamız dolu olur. Şu anda bir yumurta var arkadaşlar. 3 yavru var. Bunlardan durumu bozacağız arkadaşlar. Çünkü yakında bunun yavruları çıkınca limonu buraya atacağız. Falan fistan yapacak şeyler var yani. Ben size hemen buradan bir yumurtayı göstermek istiyorum. Yumurta dün geldi arkadaşlar bu arada. Maşallah diyelim. İnşallah bu seferkinde arkadaşlar yumurtamız dolu olur. Yumurtanın boyu arkadaşlar genel itibariyle biraz ufak. Normalde bunlar biraz daha iri yumurta yapıyor. Ya dolu olsun artık ben irisine ufağına bakmıyorum bunlarda. Şimdi gencolar şuradan size yavru göstereyim. Sonra bu yavrulara zaten biliyorsunuz detaylı olarak uzun uzun bakarız. Şurada arkadaşlar bir tane boynu dönük bir kuşumuz var. İnşallah bunu tedavi edeceğiz. Maşallah diyelim. Çok tatlı bir kuşsun ya. Burada maalesef arkadaşlar sıkıntılı bir kuşumuz var. Bunu zaten biliyorsunuz, söylemiştik size. Anlatmaya tekrardan gerek yok. Atla kuzucuğum. Maşallah ya. Şöyle bir ekran görüntüsü almayalım arkadaşlar. Bunu ekran görüntüsü alayım. Videomuzun kapağını koyarız. Gerçekten güzel oldu. Bunun adı arkadaşlar Zibidi. Kafası böyle durduğu için Zibidi koyduk. Umarım tez zamanda iyileşir. Şöyle koyalım. Ondan sonra arkadaşlar ben şu kafesleri yerine geçireyim. Ondan sonra yavrularımıza biraz zaman geçirelim. Yavrularımıza biraz oynayalım. Ondan sonra biraz mama falan bakarız. Eğer ki eksik olanlar varsa onları doldururuz. Ben şimdi gideyim kafesleri yerlerine koyayım. Arkadaşlar bu arada ne hikmetse şunu da söyleyeyim size. Ben havalar ısınıyor diye beklerken dün kar yağdı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dün yağmura karşı kar yağdı. O yüzden şöyle bir karar verdim. Dedim ki bunlar arkadaşlar birkaç gün daha şurada kalsın. Sonra salona koyarım. Şimdi arkadaşlar hava 2 gündür tekrardan bozdu Nevşehir'de. Yağmur falan acayip yağıyor. Ben bunları yerine koyayım arkadaşlar. Sonra gelelim yavrularımıza bakalım şuradaki. Sonra videoyu kapanışını yaparız. Şimdilik bir saniye bekleyin. Arkadaşlar söylemeyi unuttuğumuz bir şey varmış ya. Orada şimdi diğer bir kafesi yerine koyunca aklıma geldi. Arkadaşlar size yavru alırsanız nasıl almanız gerekiyor? Çift alırsanız nasıl almanız gerekiyor? Evde bir kuşunuz varsa ona nasıl eş alacaksınız? Onu anlatmayı unuttuk. Arkadaşlar onda kesinlikle ve kesinlikle şunu yapmanız şart. Eğer ki arkadaşlar siz kuşunuzun yanına başka bir kuş getirirseniz kendiniz yavru alma ihtimaliniz gerçekten düşüktür arkadaşlar. Yani hemen yavru yumurta alacaksınız diye bir şey yok. Ama tabii ki şanstır, nasiptir. Alanlar olur. Fakat büyük bir ihtimalle yavruyu çok geç alacaksınız. Belki de hiç alamayacaksınız arkadaşlar. Ama alabilirsiniz. Alma ihtimaliniz vardır. Lakin uzun bir süre sonra. Peki arkadaşlar nasıl yapmalısınız? Onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar limonumuz evcil bir muhabbet kuşudur ve her dişiler eş olmaz. Yani ben bugüne kadar 6 tane dişi getirdiysem sadece kendi seçtiğiyle çift oluyor. Bu yüzden arkadaşlar genellikle evde erkek muhabbet kuşunuz olduğu için kendi limonum üzerinden anlatayım. Arkadaşlar limona hiçbir zaman hani yani bu en sonki dişisini gidip kendim seçmedim. Limonu arkadaşlar bir kutuya koyup üretimhaneye götürdüm. Üretimhanede arkadaşlar dişlerin bulunduğu bir kafese attık. İki tane dişi vardı. Pek bir dişisi yoktu adamın dışarıda ama olsun. Eğer ki eş tutmasa almayacaktım. Neyse gençler iki dişi arasından bu kuşumuz
Bu mavi işimiz arkadaşlar limonumuza ilgi gösterdi. Şöyle bir dişimizi çıkartalım dışarıya. Çıkartamıyoruz. Mavi iş. Mavi iş. Hadi çık. Arkadaşlar bu kuş limonu eş olarak seçti açıkçası. Limona ilgi gösterdi. Öyle olunca da biz de kuşumuza bu dişimizi aldık. Kesinlikle arkadaşlar tek olan bir kuşunuz varsa ben limona bu mavişi öyle aldım. Bu yavruların babası limondur bu arada, onu da söyleyeyim size. Limon pek şöyle söyleyeyim, üretimde kullanılabilecek bir kuş olmadığı için arkadaşlar sadece yapımdan sorumlu, bakımdan dişilerimiz sorumlu bizim. Arkadaşlar bu şekilde de evdeki tek kuşunuza kuş alabilirsiniz, hani eş alabilirsiniz. Ha gidip kendiniz de alabilirsiniz, fakat kısa bir zamanda yavru beklemeyin. Tabi alanlar olacaktır, şanstır, nasiptir, ama bu her zaman olmaz. Yani ihtimal düşük. Bu arada arkadaşlar bu video tamamen hani kuş alma videosu gibi bir şey oldu. Onda şöyle de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. O da ek bir bilgi olarak. Kesinlikle erkeğinizden iri bir kuş almayın dişi olarak. Mesela arkadaşlar erkeğin hani erkeğiniz Çekoslovaksa dişisi yerli olursa işinize gelir. Mesela erkek İngilizse dişiniz Çekoslovak olmazsa işinize gelir. Ha bu şu demek değil işte. Aynı Çekler çiftleşmez, aynı yerliler çiftleşmez. Arkadaşlar Çekler içerisinde de boy farkı var. Yani benim demek istediğim şey şu arkadaşlar. Erkeğinizin kalıbı her zaman dişiden biraz daha iri olsun. Bunu unutmayın. Bu da arkadaşlar eş seçiminde gerçekten işe yarıyor diyebilirim. Ondan sonra kafesimizi tekrar yerine koymaya devam edeyim ben. Arkadaşlar her zaman böyle pet shop'a gidilmiyor. Hani her zaman pet shop'ta bir video çekilmiyor. Bu videomuzda size ne yaptım? Kendi evimi pet shop'a çevirip pet shop'tan video hani kuş nasıl alınır videosu çektim. Zaten tüm örneklerini de gösterdim. Tüm muhabbet kuşu alma çeşitlerinin örnekleri evimizde mevcuttu. Hazır eş seçtirmek olsun. Hazır toplu kalabalık yerde kuşlar eş tutmuş kuşlar olsun. Hepsinden bende örnekleri vardı. Size öyle bir video çektim. Şurada. Oo. O da var ya, anne vurmuyor da insan korkmuyor da değil açıkçası. Arkadaşlar en büyük yavrumuz 24 günlük. Bu yani maşallah, demeyi unutmayalım lütfen. Sakın aşağıya atlama, mahvolursun. Mavişimiz çıksın anasın. Lan dur lan dur, gitme oraya, şimdi düşeceksin. Bugün cebim çok geniş değil, o yüzden seni cebime koyamayacağım bugün. Sen bir şuralarda birazcık takır. Maşallah kocaman olmuş zaten ya. Gel kuş 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 kuş, gel 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 gel. Gel gel. Şu yavruyu da alıp kaçacağım, hadi dişim. Lütfen şu yavruyu bana ver. Hayır gelme gelme hemen, gelme yuvaya atlama hemen. Hayır 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 hayır. Ah tamam, aldım. Operasyon tamam. Arkadaşlar artık kanat manat çıkmaya başlamışlar. Nereye gidiyorsun lan sen? Dikkat edelim de kuşa kuşa basmayalım. Allah çok kötü olur ha. O zaman bir daha kuş besleyemem. Şunu alayım. Şunu da topla. İşte arkadaşlar anlattıklarımızın doğru olduğunu. Abo. Kanadı. Allah'tan kanat çıktı da bir şey olmadı maşallah. Allah'tan 30 santim kadar yerden düştü var ya, bir şey olsaydı üzülürdüm gerçekten. Arkadaşlar her ihtimale karşı yine de içim dayanmadı. Bir videoyu dondurup kuşun bir halini hatırına hani ayaklarına falan baktım. Düşmeden hani bir sıkıntı çıkmış mı diye. Allah'a çok şükür çıkmamış. Zaten alçak mesafede ama yine de bir insan merak ediyor. Hani bir acaba bir şey oldu mu, bir iyicene bakayım diye. Lan bir dur lan bir dur lan bir dur lan. Hep tüy yapmışsınız benim konumda. Ana artık yerinde durmuyorlar ya. İyi olduklarının kanıtı, hemen pislemişler. Lan bir dur. Gel. Maşallah maşallah demeyi lütfen arkadaşlar unutmayalım. 24 günlük oldu artık bunun. Son zamanları. Bir yakında yuvadan da atlamaya başlar. Maşallah ya. Şöyle bir bakayım. Erkek arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle erkek gelecek. Bu da arkadaşımıza verecektik. İnşallah dişi olur diye bekliyorduk. Bunun da dişi olma ihtimali gerçekten yüksek. Gerçekten de dişi de olabilir yani. Aşağısı maşağısı da baya güzel renklerde çıkmış. Bunlar kalkar kalkmaz arkadaşlar. Limonu yine yanına atacağım. Yavru almak için.
Bakalım inşallah daha fazla sayıda daha güzel böyle yavrular almaya devam ederiz. Bu yaz arkadaşlar bir sürü yavru kuşumuzun olacağına ben inanıyorum açıkçası. Bir de böyle havalar ısındığında böyle papağan mapan alırsak gerçekten çok güzel olur. Bu 24 günlük, bu da arkadaşlar kaç günlük oluyor? Bu da 22 günlük. Ben nereye çekeyim? Kamera nereye çekiyor? La bir dur lan, bir dur lan. Gel seni de şuraya koyayım. Artık yerinde durmuyorlar ha. Limon. Arkadaşlar bunun babasının adını aldı. Limon. Buna da buna hala bir isim vermedim ya. Tam böyle içime sinecek bir isim gelmedi. Arkadaşlar muhabbet kuşlarına da 15. günde falan böyle ufak ufak elinize alabilirsiniz. Çünkü 14 günde civciv kıvamına geliyorlar. Ondan sonra zaten bu 22 günlüklerde falan kesinlikle almanız mecburi. Çünkü kuş yabani olur yoksa. Bu arada yavrunun birisi arkaya gitti. Şurada. Şöyle terlikli önlerini keseyim de. Ucu 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 ucu. Eğer ki arkadaşlar bu yaşlarda hani bu günlüklerde elinize almazsanız kuşlar yabani olur. Bakın onu da haberiniz olsun. Rodran telli kokusundan bayıldın mı? Maşallah maşallah. Düşü açıdan mı çekeyim? Ne yapayım seni? Sen de mi istiyorsun? Sen de mi istiyorsun? Ya sen niye terli geçiyorsun ya? O zaman ben bir tane terlik daha koyayım da sen bir gör oraya. İçeride manyak derecede bir şey yapıyorlar. Kanat çırpıyor kuşlarımız. Kim bilir yine ne oldu koridorda. Bir şeye korktukları zaman arkadaşlar bir kanat çırpıyor hepsi. Ucu 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 ucu. Dur ya şunun da bir resmini çekeyim. Gerçekten güzel görünüyor. Arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandıralım artık isterseniz. Lütfen kanalıma abone olmazsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın gençler. Güzel yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Ulan hakikaten iyi ısırıyor. Bu şimdi var ya yakında yem kırar ha. Aa tuttu. Isırması şey değil arkadaşlar. Hani şefkat ısırır gibi. Hani öyle çok acı tam tarzda bir şey değil ama yine de ısırıyor yani ısırması. Yem kırabilmesi açısından iyi bir şey. Maşallah ya maşallah. Şöyle bir netleştireyim. Aynı babası ya. Tip olarak. Arkadaşlar artık gerçekten videomuzu burada sonlandıralım. Bayağı bir uzun oldu. 22 dakika geçtik. Önceden 18 dakikalarda çekiyorduk. Sonra 20'lere çıktı. Şimdi 22'leri geçiyoruz. Yakında yarım saatlik video çekeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmazsanız abone olmayı ve lütfen like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Dediklerimi unutmayın ki arkadaşlar güzel kuşlar satın alabilirsiniz. Ben elimden geleni yaptım. Bir like atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Hoşça kalın.